Şimdi görsel olarak da bunu taşıyoruz ekranlarınıza. Doğan Haber Ajansı'nın helikopterden çektiği görüntüler bunlar. Trakya bölgesinde az önce ayrıntılarını aktardık. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde can kayıpları var. Kayıp olan 7 kişinin 6'sının cesedine ulaşıldı. İzlediğiniz görüntüler Çatalca'dan görüntüler. Silivri, Çatalca ve Selimiye bölgesinden izliyorsunuz. Sular altında kalmış durumda yerleşim alanları. Çatalca Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri de sular altında kaldı ki izlediğiniz Doğan Haber Ajansı'nın helikopterden çektiği bu görüntüler bunu yansıtıyor. Silivri İstanbul E5 karayolu da trafiğe kapandı. Şu anda trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor. İzlediğiniz görüntüler Çatalca bölgesinden görüntüler. Bugünün gündemine şiddetli yağış ve neden olduğu sel, su baskınları damgasını vurdu. Trakya bölgesi sele teslim durumda. Tekirdağ Saray ilçesinde 7 kişi kayıp, 6'sının cesedine ulaşıldı. 6 can kaybı var. İstanbul'da da 2 kişi hayatını kaybetti. Çatalca'da Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri sular altında. Görüntülerde görüyorsunuz. Yerleşim alanları da bu görüntüler Çatalca'dan. Doğan Haber Ajansı'nın helikopterden elde ettiği görüntüler. Yerleşim alanları sular altında izlediğiniz gibi. Caddeler, sokaklar. Şiddetli yağışın etkisiyle sular altında kaldı. Binalar sular içinde. Bu görüntüler arasında Marmara Ereğlisi'nden çekilenler de bulunuyor. Çatalca'dan Marmara Ereğlisi'nden Doğan Haber Ajansı'nın helikopterle elde ettiği görüntüleri izliyorsunuz CNN Türk ekranlarından. Doğan Haber Ajansı seli havadan görüntüledi. Adeta denizle birleşmiş durumda. Sular altında kalan yerleşim alanları izliyorsunuz. Caddeler, sokaklar su altında. Trakya bölgesi sele teslim diyebiliriz şu dakikalarda. Dün gece çok yoğun yağış altında kaldı bölge. Tekirdağ Saray'da 7 kayıp var ki bu 7 kaybın 6'sının cesedine ulaşıldı. Son gelen bilgi bu yönde. Bunun yanı sıra Çatalca'da az önce görüntülerde de izledik. Yerleşim alanları, binalar sular altında kalmış. Caddeler, sokaklar sular altında ve Çatalca'da da Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri sular altında kaldı. Çatalca'nın Gökçeali Köyü'nün çevreyle bağlantı yolları tamamen kaldı. Orada mahsur olanlar olduğu yönünde de gelen haberler var. İzliyorsunuz Doğan Haber Ajansı seli havadan görüntüledi. CNN Türk ekranlarında sizlere taşıyoruz bu görüntüleri, aktarıyoruz. Görüyorsunuz arabalar, araçlar, otomobiller sokaklarda, caddelerde suya gömülmüş durumda. Yaklaşık araçların tamponlarına kadar su görülüyor görüntülerde. Yarım metre kadar suyla kaplı etraf, caddeler, sokaklar. Ve binalarda suyla çevrelenmiş durumda, sel suyuyla. Çatalca ve Marmara Ereğlisi'nden elimize ulaşan görüntüler bunlar. Doğan Haber Ajansı'nın helikopterden çektiği görüntüler. Çatalca'da Devlet Hastanesi poliklinikleri sel suları altında kaldı. Ayrıca Çatalca'nın Gökçeali Köyü'nün çevreyle bağlantı yolları tamamen kapandı. O bölgede mahsur kalanlar, evlerinde mahsur kalanlar olduğuna ilişkin haberler de elimize ulaşıyor. Silivri'de evini su basan 70 yaşındaki felçli bir kadın Remzi Demir boğularak hayatını kaybetti. Bölgeden gelen görüntülerde durumu gözler önüne seriyor. Binalar suyla çevrili, sokaklarda, caddelerde araçlar sular altında ve Batı Trakya sele teslim vaziyette. Siz de izliyorsunuz Doğan Haber Ajansı'nın helikopterden, havadan çektiği görüntüleri. Marmara Ereğlisi ve Çatalca'dan yansıyan görüntüler bunlar. Bir kez daha tekrarlayalım.
günün gündemine etkili olan yoğun yağış damgasını vurdu. Özellikle Batı Trakya'da hayatı felç etmiş durumda yoğun yağış. Dün gece itibariyle etkili olan yoğun yağış. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 7 kişi kayıptı. Bu 7 kişinin 6'sının cesedine ulaşıldı ne yazık ki. İstanbul'da da 2 kişi yine şiddetli yağışın yol açtığı nedenlerle hayatını kaybetti. Silivri'de evini su basan 70 yaşındaki felçli Remzi Demir boğularak hayatını kaybetti. Kartal Pendik arasındaki Yunus Tren İstasyonu'nda da sel sularıyla dolan yaya alt geçidini kullanamayan bir kadın raydan geçmeye kalkınca tren çarpması sonucu hayatını kaybetti. Evet, Tekirdağ Saray'da gün boyu Doğan Haber Ajansı muhabiri Özgür Altuncu'dan aldık gelişmeleri. 7 kişi kayıptı, 6'sının cesedine ulaşıldı.